Herkese merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle hayır diyememek üzerine konuşacağız. Evet demek de, hayır demek de aslında birer bilişsel geri bildirimdir. Ama sürekli olarak her şeye evet deyip hayır diyemeyen, aman kırılmasın, üzülmesin diye düşündüğümüz şeylere her zaman evet demek zorunda kalıyoruz. Peki neden evet diyoruz ve neden hayır diyemiyoruz? Hadi gelin beraber bakalım. Evet ya da hayır empatik bir tonla söylendiğinde beynin farklı bölgelerini uyarıyor ve birer bilişsel geri bildirim olarak karşınıza çıkıyor. Hayır kelimesi bilişsel bir geri bildirim olarak irade gücünü ön plana çıkarıyor ve karşı tarafa aslında irade gücümüzle ilgili mesaj vermiş oluyoruz. Evet kelimesi ise ödül ceza geri bildirimini aslında aktifleştirmiş oluyoruz. Yani karşı tarafa evet ya da hayır dediğimizde farklı mesajlar veriyoruz. Empatik bir dille geri bildirim mekanizmalarını aktifleştirdiğimiz zaman. Evet kelimesi beynin ödül merkezini, hayır kelimesi de beynin ceza merkezini, yani duygusal regülasyon dediğimiz o geri bildirimi verdiğimizde ceza merkezini temsil ediyor. Yani cesaret, ödül, ceza, evet hayır kelimeleriyle aslında bilişsel geri bildirim olarak veriyoruz karşı tarafa. Evet kelimesi mevcut sükuneti, sakinliği ifade ederken hayır kelimesi öfke ve davranış değişimi, yani ceza, duygusal regülasyon bunu temsil ediyor. Hayır diyememek de aslında var olan mevcut sükuneti koruma, karşı tarafı kırmama ya da kırılmama, o öfkenin, değişimin, duygusal regülasyonun, davranış değişiminin içerisine girmeme, var olan durumu tehlikeye sokmama gibi kısmen kendini güvence altına alma davranıştır aslında hayır diyememe. Peki nasıl hayır deriz? Karşı tarafa sınırlarımızı nasıl çizeriz? Ya da en çok hangi konularda hayır diyemiyoruz? Bunların tespiti için öncelikle karşı tarafla girmiş olduğunuz evet hayırla sonuçlanacak bir diyalogda hayır dersem ne hissederim? Karşı tarafın ne hissedeceğini düşünüyorum. Evet dersem ne hissederim? Karşı tarafın ne hissedeceğini düşünüyorum. Konularını saptamak çok önemlidir. Hangi konularda en çok hayır diyorsunuz ya da hangi konularda en çok evet diyemiyorsunuz? Ya da hangi konular sizi daha çok zorluyor iletişimde? Bunların tespiti çok önemli. Hayır diyememek ya da sürekli olarak her konuda evet demek de bazen kendi sınırlarımızı aslında farkında olmadan ihlal ettirme durumudur. Ya da kendi sınırlarımızı korumak istiyoruz ama bir türlü hayır diyemiyoruz. Bu durumda aynı şekilde özgüven problemi, yüksek kaygı düzeyi ve karşı taraflı olan iletişimimizde sağlıksız ilerleyen bazı süreçler vardır. Hayır diyememekte olduğu gibi kişi sürekli her şeyi reddedip evet de diyemiyor. Böyle durumlarda olduğunda yine onaylanma ihtiyacı ya da takdir edilme ihtiyacına bakılması gerekiyor. Çocukluk döneminden beri oluşan erken deme şemalardan bahsetmiştim sizlere. Bu dönemde kişinin her şeye hayır demesi ya da her şeye evet demesi, herhangi bir sınırını çizememesi ve kendisinin zarar gördüğünü, karşı tarafın zarar gördüğünü o diyalog esnasında düşünmesi yine vereceği geri bildirimleri, yani bilişsel geri bildirimleri etkiliyor. Yani çevremiz, kişilik yapımız, çocukluğumuzdan bu yana yaşadığımız olumsuz deneyimler ve travmalar bizim bilişsel geri bildirimlerimizi, duygusal regülasyonlarımızı, düşüncemizi, davranışımızı, duygularımızı etkiliyor. Sürekli olarak evet demek ya da hayır diyememek, aynı şey zaten, ya da hayır demek sürekli olarak evet diyememek burada kesin ve net sınırlarını kişinin çizdiğini gösteriyor. Ama bu çizilen sınırlar sağlıksız sınırlar tabii ki. Ben her şeye hayır diyeceğim, hiçbir şeyi kabul etmeyeceğim durumu. Ya da her şeye evet diyorum, işte kimse kırılmasın, ben de kırılmayayım, o kaos içine girmeyeyim, hayır diyemiyorum durumu. Yani iki uçta aslında sağlıksız çizilen sınırların bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bugün sizlerle hayır diyememek üzerine konuştuk. Sürekli olarak her şeye hayır demek, evet diyememek de bunun içerisinde konuştuğumuz konulardan. Eğer sorularınız olursa YouTube üzerinden bana sorabilirsiniz. Moderatörümüz onayladığında yorumlar kısmında sorularınız yer alacak. Ben de oradan cevaplayacağım. Mesajlar kısmından da zaten cevapladığım sorularımız mevcut. Evet, randevu ya da bilgi almak isterseniz numaralarımız orada. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum. Hoşçakalın.